Munzuruyla, yeşiliyle, doğasıyla ama belki de en önemlisiyle, en önemlisi insanıyla dersin bir başka güzel. Burada olduğum için, sizlerle tekrar beraber olduğum için gerçekten çok mutluyum. Tunceli'de yapılacak çok işler var ama önce yapılmaması gereken de bir başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Sütlüce Köyü'nde bir katı atık tesisi planlanıyor. Onayı kim vermiş? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yani şu andaki İstanbul Büyükşehir Adayı. 54.900 ağacın kesileceği söyleniyor. Pülümür çayının saha içinde olduğu, kokusu, gürültüsü, doğaya vereceği zarar da bunun çabası. Burada yaşayan insanların itirazına rağmen onların alanına dokunulmasına biz razı değiliz. Kaç ağaç kesilecek? Doğaya zarar nedir? Tüm bunlara rağmen ÇED raporu nasıl oldu da çıktı? Bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Bölgedeki yaban hayvanları ne olacak? Tabiat, doğa ne olacak? Kamuoyu konuyla ilgili aydınlatılmalı ve bu projeye onay verenler çıkıp anlatmalı. Niye onay verdiler? Kamuoyundaki bu kadar yükselen feryadı ve endişeyi giderecek bir açıklama getirmek zorundalar. Biz buradan açıkça söylüyoruz. Munzur'a dışarıdan hiçbir elin, hiçbir gücün dokunmasına razı değiliz. Hiçbir el, hiçbir güç Munzur'u kirletemez, Tunceli'nin suyunu, doğasını kirletemez. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli konu. Naci Görür hocamız diyor ki, dersim için gece uykularımı kaçıran bölge. Ki kendisi de biz YouTube'da benim bir kahve program serim var biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. Onunla güzel bir deprem konu sohbet yaptık. Bizim YouTube kanallarımızda da yayınladık. Hala orada duruyor meraklı edenler için. Ama ne diyor Naci Görür Hoca? En tehlikeli il Tunceli. Hani halk arasında bir söz vardır. Kaza geliyor demez diye. Ama Tunceli'ye deprem geliyorum diyor. Neden? Çünkü bu bölgedeki 7 sur fay hattı 250 yılda bir deprem üretiyor ve 250 yıllık süre artık olmuş durumda. Burada her an, her saniye bir deprem olabilir. Bu yüzden bir an önce Tunceli'de deprem hazırlıklarının başlaması gerekiyor. Allah korusun. Ben tam da burada şu anda yaptığım konuşmaya benzer bir konuşmayı 2021 yılında Kahramanmaraş'ta yapmıştım. Kahramanmaraş'ın birinci il kongresiydi ki Kahramanmaraş'ın o günkü il başkanımız, kurucu il başkanımız İrfan Karatutlu şu anda aramızda. Şimdi Kahramanmaraş milletvekilimiz İrfan Bey. Ve demiştim ki bu Kahramanmaraş'taki bu otelde yaptığım kongredeki yaptığım konuşmada burası bir deprem bölgesi. Her an deprem olabilir. Acilen önlem alınmalı demiştim. Ve konuşmamın uzun bir bölümünü sadece depreme ayırmıştım Kahramanmaraş'ta. Ve arkadaşlar benim Kahramanmaraş'ta konuşma yaptığım, kongre yaptığımız o otel yıkıldı. 68 can kaybetti. Bir kişi sağ çıkmadı oraya. Aynı acıyı burada yaşayamayız. Önceliğimiz deprem olmalı. İlk ve en baştan itibaren yapmamız gereken de her konuyu bir kenara bırakıp şehrin depreme karşı dayanıklı hale getirmesi. Bir numaralı mesele bu olmalı Tunceli. Çünkü tabii aradan vakit geçince unutuluyor. İnsanlar bir süre sonra deprem hiç olmayacakmış gibi düşünmeye başlıyor. Halbuki öyle değil. Bu bir bilim meselesi. Bilim insanlarının söylediklerine kulakla bakmalıyız. Onların söylediklerini ciddiye almalı ve gereğini mutlaka yapmalıyız. Kentsel yenilemeyi Dersim'in doğasına zarar vermeden yapmak zorundayız. Gerçekten bir tabiat harikası olan bu bölgenin, bu çok güzel coğrafyanın hiçbir estetik zarara uğramadan buranın tabiatıyla, doğasıyla uyumlu bir depreme hazırlık çalışması lazım. Rant kenara bırakılıp önce insan, önce şehir, önce tabiat, önce Munzur dememiz lazım. Önce Dersim dememiz lazım. Ancak bu şekilde kentsel yenilenme yapılırsa gelecek nesiller için güzel bir iş yapmış oluruz. Ama bunun dışında yapılacak her şey bu şehre verilmiş, bu kadim şehre verilmiş en büyük zarar olacaktır. Tunceli'nin kültür mirasını mutlaka korumalıyız, güvence altına almalıyız.